Asya ile Güney Asya arasında bulunan büyükçe dağlara sahip bir ülke var. Burası uzun yıllar boyunca siyasi bir istikrar yakalayamayan ve çeşitli otoriteler tarafından dünyanın en tehlikeli bölgesi olarak görülen bir yer. Öyle ki çok yakın bir süre önce, yani 2021'de ülkenin yönetim merkezi dağıldı ve devletin birimleri Taliban tarafından ele geçirildi. Hatta Ağustos 2021 zamanı gündemin yakın takipçisi olanlar, hareket halindeki uçakların kanadına binip Taliban'dan kaçmaya çalışanları gayet iyi hatırlıyorlardır. Sizler oranın neresi olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Orası Afganistan ve biz bu videoda Taliban yönetimindeki Afganistan'ı tanımaya ve oradaki yaşamı anlamaya çalışacağız. Afganistan, 652 bin kilometrekarelik müthiş derecede büyük bir yüzölçümüne sahip. Öyle ki dünyanın en büyük 41. ülkesi olarak gösteriliyorlar ve sahip oldukları toprak alanı Fransa gibi gelişmiş Avrupa devletlerinden bile daha büyük. Buna karşın Taliban öncesi nüfus sayımlarına göre ülkede 2021 yılı itibariyle kayıtlı 40.1 milyon insan yaşam sürmekteydi. Ülke harita üzerinde pek çok devlete sınır komşusudur ve bu komşular batıda İran, güneyde Pakistan, kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan gibi devletleri kapsıyor. Ülkenin başkenti ise haritanın orta hattında ve birazcık doğuda yer alan Kabil şehridir. Dünden bugüne Afganistan'ı uçakla ziyaret edenler başkent Kabil üzerinden giriş yaparlar ve Afganistan'ı ilk olarak bu şehirle tanımaya başlarlar. Ayrıca Afganistan'ın toprakları çok geniş ve dağlık bir araziye yayıldığından arabayla ülkenin diğer uç noktalarına gitmek bir hayli zor ve zahmetlidir. Zaten bu dağlık arazilerin fazlalığından ötürü ülkede doğru düzgün verimli bir tarım yapılamıyor ve temiz su kaynakları bulmakta güçlükler yaşanıyor. Afganistan her ne kadar Orta Asya ve Güney Asya arasında konumlanmış olsa da, oradaki insanların hayat görüşleri, yaşam tarzları, gelenek ve görenekleri, fiziksel etnik yapıları daha çok Orta Doğu ile benzerlikler taşır. Örneğin ülkede yaşayan 40 milyon insan aşırı derecede dindardırlar ve Müslümanlığın ilkelerini uygulamaya gayret ederler. İnsanlar muhafazakar bir yaşam sürerler ve ailede sözü geçenler evin ataerkil kişisi olarak erkeklerdir. Gündelik hayatın rutini erkeklerin kontrolünde geçer. Ayrıca akrabalar arası iletişim ve bağlar oldukça sıkıdır. Orada Peştunlar, Tacikler, Özbekler, Araplar uzun yıllardır iç içe yaşarlar ve Darice ile Peştuca ülkenin resmi dilidir. Taliban sonrası insanlar yine bu gibi benzer bir yaşam geleneğini sürdürmeye devam ettiler ve herhangi bir kültür devrimi söz konusu değil. Her ne kadar kadınlara yönelik doğrudan bir takım kısıtlamalar getirilse de, erkeklerin yaşam düzenini etkileyen radikal değişiklikler şu an için gözle görülür seviyede değil. Ülkenin bayrağı ise Taliban sonrası değiştirildi ve yeşil kırmızı siyah Afganistan bayrağının yerini beyaz renkteki bu Taliban bayrağı aldı. Bayraktaki beyaz arka planın önündeki yazıda Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir yazıyor. Benzer şekilde şehir içerisinde asayiş gezen Taliban askerleri başlarına bandaj olarak da bayraklarının bandajlarını geçiriyorlar ve kendilerini İslam'ın askerleri olarak görüyorlar. Taliban yönetimindeki Afganistan halkı ise onları bir kurtarıcı olarak görüyorlar. Söyledikleri cümle tam olarak şu: "Bizler Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğinin altında yaşıyorduk ve özgür değildik. Taliban, yani Afganistan'ın gerçek sahipleri, dağlarda sıkışıp kalmıştı. Şimdi ise başımızdaki Amerikan ağı koptu ve huzura kavuştuk." Onlar 2021 yılını Kabil'in fethi olarak tanımlıyorlar ve 20 yılın sonunda özgürlüğe uzanan bir başarı hikayesi olarak görüyorlar. Zira son 20 yıldır Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri askeri olarak varlığını sürdürüyordu, sonrasında Afganistan'dan ellerini çektiler ve Taliban ülkeye tekrardan hakim oldu. Şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üst binaları tamamen boş ve etrafında Taliban'ın yazdığı sözler yazılı. Duvarlarda tam olarak Allah'ın yardımıyla Taliban Amerika'yı yendi yazıyor. Afganistan'ın engebeli yüksek dağları sayesinde Amerika Birleşik Devletleri Taliban'ı bitirmeyi başaramadı.
Hatta hatırlayın, Sovyetler Birliği döneminde bile Sovyetler Birliği 9 yıl boyunca Afganistan'la savaşmış, o savaşta 2 milyondan fazla Afgan vatandaşı ülkesini savunmak için hayatlarını kaybetmişti. Fakat büyük kayıplara rağmen Afganların arazi avantajı sayesinde ülke işgal edilemedi ve Sovyetler Birliği barış anlaşması imzalamak zorunda kaldı. Bundan dolayıdır ki bugün bile Taliban o bölgede yenilmez bir güç olarak kabul görüyor ve şimdilerde tüm dünya bunu kavramış durumda. Hatta Afganistan'da konuşacağınız herkes petrol rezervleri ve Çin gibi güçlü işbirlikleri sayesinde ülkenin daha da güçleneceğini, geleceklerinin parlak olduğunu öngörüyorlar ve buna eminler. Buna ek olarak diğer ülkelere de barış yanlısı olduklarını kanıtlamak istiyorlar ve iyi ilişkiler peşindeler. Ancak şunu hatırlatalım, Taliban'ı resmi olarak neredeyse hiçbir ülke tanımıyor dostlarım. Diplomatik ilişkiler bazında sadece ve sadece Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tanınıyorlar. Geriye kalan tüm dünya ile resmi bir ilişkileri yok, kimse de buna sıcak bakmıyor. Çarşılarda, pazarlarda insanlar ülkelerinden yana umutlular ve işlerine güçlerine devam ediyorlar. Fırınından kasabına kadar herkes Afganistan'ın hakkında olumlu düşünceler içerisindeler. Fakat şu an için dünyadan izole şekilde yaşadıkları da elbette inkar edilemez. İnsanların yüzleri gülse de gözlerinde bir acı ve yorgunluk var. Afganların yemek kültürü ise elbette et odaklı bir gelişim göstermiş. Ülkede tarım elverişli olmadığından hayvansal odaklı bir yemek kültürü ortaya çıkmış. Bundan dolayıdır ki etle arası iyi olmayan bir insanın Afganistan'da yaşayabilmesi pek kolay değildir. Çarşı pazarlarda gideceğiniz restoranlarda hep et yemekleri pişirildiğini görürsünüz. Örneğin bütün tavukların büyükçe şişlere geçirildiği, sonrasındaysa kızgın kum ateşinde pişirdikleri bir yemekleri var. Ya da kalın et parçalarının şişlere geçirildiği kebapları var ki Afgan halkı bu iki yemeğe resmen bayılıyorlar. Onların kebap mantığı diğer kebaplardan farklı olarak kemiksiz et üzerine değil, kemikli et üzerine yapılıyor. Tıpkı Özbekler gibi bir et tutkunular ve günde en az iki öğün et odaklı yemek yerler. Et yemeklerinde ise 22'den fazla baharat kullandıklarını söylüyorlar. Sadece tavuk gibi kümes hayvanlarını değil, aynı zamanda bıldırcın olarak bilinen kuş etlerini de sıkça tüketiyorlar. Hatta başkentin çeşitli noktalarında canlı şekilde kuş satan insanlar var. Kuş eti geleneği sadece Afganistan'da değil, Arap dünyasının içerisinde de yoğun şekilde tüketilen bir et türüdür. Orta Doğu insanı etin hemen her türlüsüne çok sıcak bakarlar. Afganistan'daki bu kuş pazarlarına talep çok yoğun olmalı ki önemli sayıda insan bu sektörün içine girmiş. Kafeslerde satılan bu çeşitli kuşlar, oradaki halkın damak tadına hitap eden bir et keyfi olarak görülebilir. O kuşları besleyip yetiştirmek için satın alanlar da var. Ancak pek çoğu doğrudan yemek için o kuşları satın alırlar. Ülkede ekmek mantığı ise standart somun ekmekler değil, daha çok bölgeye has olan lavaş ekmekleridir. Hatta bu ekmeklerin özel bir ismi de var ki ona bolani diyorlar. Bolani adındaki bu ekmekler isteğe göre patates, pırasa ve et ile de doldurulabiliyor. Ekmeği kuyu ateşinde pişiriyorlar ve sıcak şekilde satıyorlar. Bu ekmek imalathanelerinde genellikle 4 ya da 5 kişi çalışıyor ve sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar insanlara hizmet veriyorlar. Ekmeğin tadı Özbeklerdeki samsa böreğine benziyor. Zaten onlar da samsaların içini çeşitli garnitürlerle dolduruyorlardı. Ayrıca Afganistan'ın çarşılarını gezince çeşitli silah dükkanlarına da mutlaka denk gelirsiniz. Silah dükkanları burada silahları tanıtıyorlar ve hem silah satıp hem de silah tamiri yapıyorlar. Çarşının içerisindeki bu pazarın ismi Mücahit Pazarı ve bu pazarda bombadan ağır makineli tüfeklere kadar savaşa girmek için ihtiyacınız olan her mühimmatı bulabilirsiniz. Sadece silah değil, aynı zamanda Taliban'ın resmi operasyon kamuflajlarını da bu pazar içerisinde bulabilir ve satın alabilirsiniz. Bu arada Afganistan'da tanıştığınız hemen her erkeği mutlaka sakallı görürsünüz. 18-30 yaş arası genç kesim sakallarını kısa tutuyorken, daha büyük yaştaki insanlarsa daha gür ve kalın sakallara sahipler. Dolayısıyla Afganistan'da sakalsız erkek neredeyse yoktur.
Bunun yanı sıra çarşı pazarda kadın görebilmeniz de bir o kadar nadirdir. Ayrıca çarşıdan Taliban'ın liderlerine ait çıkartmalardan da satın alabiliyorsunuz. Yine Kabil merkezinde insanlar elektronik eşya tezgahları açıyorlar ve orada kalabalık bir pazar oluşmasını sağlıyorlar. Bu pazarlardan çoğunluğunda günümüzün gerisinde olan telefonlardan satın alabiliyorsunuz. Ülkede vergilendirme ve dükkan açıp işletmeye yönelik bir düzenleme hala olmadığından esnaflar işlerini sokağın ortasında yapıyorlar. Onlardan bir tanesi de saç sakal tıraş eden berberleri kapsıyor. Berberler sokağın ortasında saç ve sakal tıraşı yapıyorlar. Ülkede bir tane fotoğrafçı da var ki oranın en eski kamerası kendisinde bulunuyor. Ülkeye dışarıdan girenler bu fotoğrafçıya mutlaka uğruyorlar ve onun kamerasından fotoğraf çekiliyorlar. Taliban sonrası ülkesini terk etmeyip işini yapmaya devam eden bu adam kendisinin 80 yaşında olduğunu söylüyor. 60 yıldan fazla süredir de bu işi Afganistan'da aşk ile yaptığını söylüyor. Afganistan'da bu tarz kayda değer insanların yanı sıra gezebileceğiniz pek çok park ve türbe bulunuyor. Örneğin Babür Kralı'nın mezarı Afganistan'da bulunuyor ve aslında UNESCO Dünya Koruma Listesi'nde yer alıyor. Bunun yanı sıra Kabil bir parklar şehri olarak da biliniyor. Çünkü şehirde gezebileceğiniz pek çok yeşil alan var ki bu durum bir şehir düzeni açısından gayet olumlu bir ayrıntıdır. Başkent Kabil'de trafikteki çoğu aracınsa henüz bir plakası yok ve bu konuda düzenlemeye gidebilmiş değiller. Fakat çarşının ortasında arabanızı bırakıp giderseniz kırbaç cezası gibi insan canına doğrudan kasteden cezaları mevcut. Çünkü burada Taliban sonrası medeni hukuk yasaları tamamıyla rafa kaldırıldı ve kendi yasalarını uyguluyorlar. Kabil'in en tepe noktalarındaysa Sovyetlerle olan savaşta kullanılmış olan tecizatlar sergileniyor. Şehrin tepe noktalarından Kabil'i seyrettiğinizde başkentteki binaların genellikle düşük katlı olduğunu da görebiliyorsunuz. Ülkenin ciddi anlamda gelişmeye ihtiyacı var ve oradaki başkentin atmosferi günümüzün modern çağından en az 20 yıl geride hissettiriyor. Kabil'de bir alışveriş merkezi de var ancak siz cebinizdeki Mastercard ve Visa gibi uluslararası geçerli kartlarla orada alışveriş yapamazsınız veya para çekemezsiniz. Çünkü bahsettiğimiz üzere Taliban'ın dünyanın geri kalanıyla hiçbir uluslararası anlaşması yok ve bu sebeple orada uluslararası hiçbir işinizi halledemezsiniz. Taliban'ın ülkedeki ilk icraatlerinden biri ise haşhaş üretimini durdurmak oldu. Taliban öncesinde haşhaş tarlalarında afyon bitkileri üretmek serbestti ve tarlalarda açık şekilde insanlar bu bitkileri yetiştiriyorlardı. Hasat edilen haşhaş üretimleri sonucunda oradaki insanlar uyuşturucu madde kullanımına yöneliyordu ve Kabil'in tenha noktalarında insanlar bu işin ticaretini yapıyorlardı. Tabiri caizse Orta Asya'nın ve dünyanın en büyük ot üreticilerinin başında geliyordu Afganistan. Taliban sonrası ise ülkede yasaklı madde kullanımı tamamen sıfır noktasına indi. İnsanlar artık orada normal tütünleri bile rahatça kullanamıyorlar. Bugün sivil halktan öte Taliban'ın bir üyesi olmak istiyorsanız, Taliban'ın mekteplerine gitmeli ve okullarından mezun olmalısınız. Gerekli eğitimleri başarıyla geçerseniz, Taliban üyesi olmaya hak kazanmış olursunuz. Ülkede bir kadınsanız, hayat burada sizin için çok daha zor geçebilir. Şayet siz bir kadın olarak Batı ülkelerindeki hayata özeniyorsanız ve buna yönelik haklar bekliyorsanız, Afganistan sizi memnun etmeyecektir. Üniversite yaşına gelmiş kadınların Afganistan'da okula gitmesi bile yasak. Sadece ilkokul eğitimi almalarına müsaade ediliyor. Afganistanlı kadınların halk içerisinde başörtüsü takma zorunluluğu var ve Taliban tarafından uygun görülen kıyafet ise burka odaklıdır. Başörtüsü takmayan kadınlar toplumun dengelerini bozdukları gerekçesiyle tutuklanabiliyorlar. Afganistan'dan bahsedip onların buzkaşı adlı ulusal sporundan bahsetmemek elbette olmaz. Bu oyun esasen bir Orta Asya geleneğinden geliyor. Çeşitli oyuncular ata biniyorlar ve referans olarak gösterilen bir çembere keçi leşi koymaya çalışıyorlar. Koymayı başaran kişi ise oyunu kazanmış oluyor. Benzer oyunlar Kırgızistan ve Kazakistan'da da farklı isimlerle biliniyor. Oyunu sadece oynayanlar değil, izleyenler de büyük bir keyif alarak seyrediyorlar.
Oyun bir rekabet ve hareket içerdiğinden insanlar yarışmacıları izlerken sıkılmıyorlar. Bundan dolayı da etkinliklerin yapıldığı her tarihte hem izleyiciler tarafından hem de oynamak isteyenler tarafından büyük bir katılım oluyor. Oyunu kazananlara ise belli bir miktar para ödülü ya da canlı hayvan veriliyor. Mücadele bakımından oyun futbola benzetilse de futbolla alakası olmayacak derecede hayati tehlike barındırıyor. Atlara binen jokeyler oyun esnasında attan düşüp yaralanabiliyor, kemikleri kırılabiliyor ve hatta sonrasında ölebiliyorlar. Netice itibariyle Afganistan'ın Taliban yönetiminde kalsın veya kalmasın ilerlemesi gereken uzun bir yolu var. Oraya özgü yerel lezzetleri, Afganistan kültürü ve insanları, türbeleri veya şehir işleyişini keşfetmek ilgi çekiyor olsa da kalıcı bir yaşam için güvenli bir yaşam vaat etmiyor. Özellikle siz Batı'nın kültüründe doğup büyüyen ve yetişen bir insansanız, muhtemelen Afganistan'a yaşamak için değil, gezmek için bile gelmek istemeyebilirsiniz. Ülkede her an diken üstündesiniz ve bir dakika sonra başınıza ne geleceğini öngöremiyorsunuz. Afganistan'la alakalı daha fazla içeriğin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir ve kanala ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Katıl üyelerimize de ayrıca teşekkürler. Hoşça kalın.